Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte elimde bulunan şu fiskos masayı birlikte yenileyeceğiz. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Şimdi öncelikle elimde Rich'in klasik rölyef pastası var. Ve budak aletimizden var. Üst kısmı budaklı yapmak istiyorum ben. Onun için bir miktar rölyef pastamızı alıyoruz. Bunu isterseniz bu şekilde koyu olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben birazcık sulandırmak istiyorum. Ve dokusunu birazcık yumuşatmak istiyorum. Bu şekilde çok az sulandırdım ve şimdi bunu gelişigüzel şekilde süreceğim. Çok fazla kalın bir doku istemiyorum. O yüzden biraz sulandım. Budak fırçamızın şu kısmı bize bakacak şekilde tutacağız. Yani bu şekilde. İlk bir şekilde başlıyoruz çekmeye. Şuradan başlıyorum. Hafif hareketlerle bu şekilde dokuyu vereceğiz. Olmazsa, eğer beğenmezseniz şu şekilde sürüp güzel tekrar sürebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela şuradan dipten başlayayım. Böyle. Bu fazlalıkları sürekli bak cihazımızdan neyse adı alarak şu fazlalıkları alıyoruz sürekli. Bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Bir ıslak mendil yardımıyla silebilirsiniz. Beğenmediğiniz yerleri tekrar yapıyorsunuz. Ve her seferinde budak aletinizden fazla pastayı alıyorsunuz. Birazcık yapmacık oldu, oldu. Evet, artık bu kısmı da beğenmeyeceğiz. Ve o kısmı da tekrar süreceğim.
yayın kazası diyelim. Tekrar yapıyorum. Dudaklarımı yaptım. Bunu kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra da boyama işlemine geçeceğim. Evet, dudaklarım kurudu. Şimdi boyama işlemine geçeceğim. Boyamı ben sulandırdım bir miktar. Kullandığım boya Multisurf Alaçatı 2106 numara. Yine reçin ürünü. Şimdi eğer dudaklarınızda şu şekilde ellediğinizde bazı yerlerinde kabarmalar varsa, kabarıklıklar varsa, özellikle şu dudak çektiğiniz kenar kısımlarda bazen artmalar oluyor. Mesela benim şurada çok az bir şey artmış. Bir miktar zımpara yardımıyla şu şekilde düzeltebilirsiniz. Bu şekilde azaltabilirsiniz boyunu, alçaltabilirsiniz. Şimdi önce alt kısımlardan boyamaya başlayacağım. En son üst kısmı boyayacağım. Böylelikle ilk kat boyama atmış oldum. Bir gün beklettikten sonra ikinci katı atacağım. Eğer gerekirse bir gün daha bekletip üçüncü katı da atacağım. Ondan sonra eskitme işlemine başlayacağız. Fiskosumuzu, boyama işlemlerini tamamladım. Kuruttum. Her yeri şu an boyandı. Şimdi eskitme işlemine geçeceğim. Eskitme işlemi için yine Multisurf'ün 2116 çakıl taşı rengi ve glaze kullanacağım. Natural şeffaflaştırıcı. Bir miktar bundan sıkıyorum. Ve çakıl taşı renginden de miktar kullanıyorum. Bunu iyicene karıştıracağım. Ve sehpamızın üzerine sürüp bir parça sünger veya bir bez parçası yardımıyla üzerindeki fazlalığı alacağım.
elinde bir parça sünger var. Bununla bu şekilde hazırlıklarını alıyorum. Ben biraz koyu olmasını istedim. O yüzden glaze'i biraz az koydum. Biraz daha fazla koyarsanız biraz daha şeffaf ve saydam görüntü elde edersiniz. Şimdi bu eskitme işlemi de kuruduktan sonra vernikleme işlemine geçeceğiz. Ve kuruma işlemini de tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi vernikleme işlemine geçeceğim. 2 ya da 3 kat da vernik atacağım sağlam olması açısından. Sonrasında işlemimiz bitecek. Vernikleme için rulo fırça veya bu şekilde fırça kullanabilirsiniz. Ben şimdi ayak kısımlarında normal fırça kullanıp üst kısmında rulo fırça kullanacağım. Ayaklı olduğu için dengede tutmakta biraz zorlanabilirsiniz. Eğer sizin fiskosunuz da 3 ayaklıysa. Ben tersini çevirip de verniklemek istemiyorum. Çünkü üst kısmına zarar veririm diye korkuyorum. O yüzden bu şekilde ayaklarımın üzerinde verniklemeye çalışıyorum. Rulo fırça kullanırken eğer rulonuz vernik rulosu değilse, ki benimki değil, bu şekilde köpürmeler oluşabilir ama bu hemen yani patlıyor geri. Ben yine fırçayla bir düzeltme yapacağım tabi. Eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum öncelikle. Bunu fırçayla yapmaya kalktığımda mutlaka bir yerlerinde fazlalıklar oluyor. O yüzden bu şekilde ruloyla eşit yayıyorum. Ve şimdi fırçayla köpüklerini şu şekilde fazla bastırmadan şu şekilde üstünden alıyorum. Kendisi de sönecektir ama belki köpüklerin izi kalır. O yüzden ben bu şekilde alıyorum. Ben bunu bitirmiş oluyorum. İlk katını bitiriyorum.
Fiskos sehpamızın vernikleme işlemini de tamamladım. Bu şekilde saydamlaştırıcı kuruduktan sonra boyada bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomdan memnun kaldıysanız beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.